Nazif Okumuş stüdyomuzda eski MHP milletvekili gazeteci yazar e, Nazif Okumuş'la e, me meclisin gündeminde bulunan Türkiye'nin gündeminde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bulunan başkanlık meselesini konuşacağız. Videoyu izledik, birkaç kelime edelim isterseniz. Ergonomi diye bir YouTube kanalı hazırlamış. Atatürk'ü biz tanımıyoruz diyor. Bugünlerde çok iyi tanımamız gerekiyor, hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki biz bu videoyu gündeme getirirken onu anlamış olanları, onu tanıyanları tenzih ederek getirdik. Ama lütfen etrafınıza tanıtın özellikle gençlere tanıtalım. Şu an ihtiyacımız olan bu. Halep'e bakıyoruz. Dış politikada Atatürk çizgisi istiyoruz. Türkiye bakıyoruz. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi tartışmalarında Atatürk çizgisi istiyoruz. Bu topraklarda, Orta Doğu'da bu topraklarda emperyalizme karşı duruşuyla ne kadar önemli olduğunu onun ifade ettiklerini anlıyoruz. Siz neler söylersiniz? O kadar güzel özetlediniz ki arkadaşlar da çok güzel özetliyorlar. Yani bunun öncesi de 10 Kasım'da başta Koç Holding olmak üzere bir takım sermaye gruplarının hazırladıkları videolar vardı. Onkası anma törenlerini hatırlatan ve Gazi ile ilgili hatıraları bir, bir anlamda paylaşan hı hı. videolar vardı. Her biri birbirinden güzeldi. Ama bir şey var. Dünyanın da istisnasız bir şekilde 20. yüzyılın en büyük kahramanı, en büyük devlet adamı, en büyük siyaset ve asker adamı diye gösterdiği ve e, o üzerinde üniversitelerde doktora tezleri yapılan ve hala e, görüşleri okutulan, görüşleri hala dünyanın en önemli İngiltere'de Amerika'da, Fransa'da üniversitelerinde okutulan Mustafa Kemal'i Türkiye'de e, bir anlamda göz ardı etmeye çalışanlar var. Yani en son böyle bakıyorum böyle e, bir kişiye sırf göz ardı e, etmenin e, ötesinde karalayanlar var. Karalayanlara zaten alıştık ama o karalama yapmadan böyle akılları sıra çok kurnazlar ya göz ardı etmeyi bu, onun için kullandım. Dolayısıyla e, dolayısıyla bunların e, böylelerinin çoğaldığı, böylelerinin yaygınlaştığı ve pervasız hareket ettiği bir ortamda Mustafa Kemal'in kıymeti daha çok bilinir. O 22 milyon kilometre karelik bir koca coğrafyada yaşayan, birbirlerinden e, farklı hassasiyetler gösteren binlerce insanı Anadolu'da ana kucağı gibi birleştirerek bütünleştirdi ve onlardan bir millet oluşturdu. Bir hey aynı hey, hey ufka yönelmiş aynı heyecanlara şimdi de ihtiyacımız olan tabi, o diyoruz Nazif ben Bey bugün vaktimiz de dar çok, e, çok değerlendirme evet. yani günler yetmez aslında konuşmaya konuşacak da çok şey var bugünlerde hatırlayacak çok şey var kısa bir ara vermek zorundayız aradan sonra reklamdan sonra Nazif okumuş bize AKP ve MHP'nin anlaştığı o başkanlık taslağıyla ilgili değerlendirmesini yapacak ondan da önemlisi bir gazeteci ön se sezileri de vardır diye düşünüyorum ne olur bu referandum işi falan yani bu ülke ne olur? MHP'nin MHP'yi yakından tanıyan bir isim olarak MHP'nin içerisinde ne olur gibi perde arkası sorularımız evet. da olacak kısa bir aradan sonra. Cumhurbaşkanlığı AKP MHP'nin uzlaştığı ortaya çıkan taslağı değerlendireceğiz dedik ama taslakla ilgili çok tartışmalar var. Ben müzakere edilebilir bile görmediğim için <laughs> Onun bir kenara koyalım yani onu kabul etmiyoruz, onu kabul etmiyoruz diyerek soracağım sizi. Şöyle bir ortamda biz buraya götürülüyoruz, referanduma götürülüyoruz. Aslan Bulut bir yazı yazmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün manşetlerde gördüğümüz seferberlikle ilgili sözleri, seferberlik ilanını. Aslan Bulut yazarken diyor ki en sona geliyorum bir sonrası savaş halidir diyor. O kadar güzel özetlemiş ki yani Türkiye 2002 yılında AK Parti'nin iktidarı e, devraldığı süreçte yani e, Türkiye yüz küsür milyon dolar dış borcu, milyar dolar dış borcu toplam dış borcu tabii ki. Vatandaşların bankalı olan 6 milyar dolar civarında kredi borcu, 15 milyar civarında da diğer borçları toplam olmak üzere komşuları ile hiçbir problemi olmayan, Türkiye'de ihracatı sürekli artıyan, artan ve Türkiye'de istihdamı sürekli artan bir tablo vardı ve bugün geldiğimiz yere bakın. 14 sene sonra Türkiye nereye geldi? Olağan Türkiye, olağanüstü bir döneme geçti. Olağanüstü dönemden şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seferberlik ilan ediyor. Aslında dediği gibi bunun bir adım sonrası da e, savaş halidir. Ne kime korusun, karşı savaş halidir? Tabii hali, ki kime? Bey? İşte en, en acı olan da bu. Seferberlik ilanı kime karşı olur? Seferberlik ilanı kendi e, tarihimize de baktığımız zaman, modern e, dünyaya da baktığımız zaman seferberlik ilanı ülkelerin hep en olağanüstü dönemlerinde olur. Ne olmuş en olağanüstü dönemlerinde? Bir o ülkeler, e, o ülkeler bir resmi bir savaşın içerisine girmişler hı hı. bir şekilde ve savaşla ilgili olarak bu seferberlik ilanı yapmışlar. Ha ülkelerin e, seferberlik kelimesini kullandıkları dönem de olmuştur. İktisadi seferberlikler, ekonomik seferberlikler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı teröre karşı bir mücadele veriyoruz diyor. Yani silahın olduğu, savaşın olduğu, patlayıcının olduğu bir e, fotoğrafı ortaya koyarak bu seferberlik ilanını yapıyor. Ya Türkiye bu terör örgütlerinin ülkesi e, yok. Terör örgütlerinin ülkesi arkalarında çok ülke var da ama bunlar bir ülkeyle savaş değil. Bu bildiğimiz adreslerini bildiğimiz arkasındaki güçleri de bildiğimiz merkezler. Dolayısıyla bunu bu kadar vahim bir yere getiren Sayın Cumhurbaşkanı ya toplumla da bunu paylaşabilmeli. Toplum e, muhalefet liderlerinde özellikle Sayın Bahçeli'nin ve Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi e, eğer demokraside vardı, şeffaflık varsa yapıldı. bu şeffaflığa uygun bir şekilde milletimiz bilgilendirmeli. Milletten bir şeyler saklanmamalı. Gerçekten Türkiye'yi e, o kadar parlak göstere göstere... Türkiye'de ekonomik e, tabloları da parlak göstererek, sosyal durumumuzu da parlak göstererek, milli geri, gelirlerle e, ve Türkiye'de bir takım tabii tabi tabi, tabi, tabi şimdi, bir takım icraatlarla Türkiye'nin halkın gözünü boyayanlar bugün seferberlik duvarına tosladılar ve enteresan bir yere getirdiler Türkiye'yi. Şimdi bu Maalesef ortamda bu ortamda referandum gündeme geliyor. Beni de en evet. çok endişelendiren şeylerden birisi bu. E, MHP'lilerde bir rahatsızlık olduğu ifade ediliyor. Kısa ve öz olarak bu referandum ne olacak? Ben, Bence ne, Türkiye, nedir bu? bence MHP'liler diye bütün Türkiye rahatsız. Ben AK Parti'nin içerisinde de çok ciddi kesimlerin bundan çok rahatsızlık duyduklarını görüyorum. Çünkü artık bir adama dayalı her şeyi oluşturduğumuz için bunun yanlış olduğunu herkes görmeye başladı. Ben dolayısıyla parlamentoda MHP milletvekillerini e, artık e, bir takım illerdeki istişare toplantılarda kendilerini ele veriyorlar. MHP milletvekilleri istişare toplantılarında bu nedir bu başkanlık sistemiyle ilgili gelişmeler dendiğinde ısrarlı bir şekilde bunu Sayın Genel Başkanımız biliyor. Arkadaşlar biz de bilmiyoruz ama Sayın Genel Başkanımıza inanıyor ve güveniyoruz. Dolayısıyla Ile, o ne ortaya koyarsa biz o çerçeve içerisinde gereğini yerine getireceğiz diyorlar. Ben eee keşke aldansam ama ben 5 tane oyunu açıklamış Hı -hı. Sayın Ümit Özdağ, Sayın Halaçoğlu gibi milletvekillerinin yanı sıra Nuri Okutan e, gibi milletvekillerinin yanı sıra bir 5 milletvekilinin daha olacağını ve bunun onda kalacağını düşünüyorum. E, ve e, 30 milletvekiliyle diye Meclisten geçer diyorsunuz. ve Meclisten geçebileceğini Hı -hı. düşünüyorum. Ama ama bir adım sonrası işte bu daha önemli. Ben Türk milletinin böyle bir e, ucube ucuve çalışmaya destek vereceğini düşünmüyorum artık. Türk milletinin O zaman ama bir şey olmuyor mu? 12 Eylül kesmek istemiyorum da, da Nazif Bey. O zaman şöyle olmuyor? Milletin vekilleri başka yere gidiyor, millet başka yere tabii gidiyor ki, gibi olmuyor mil, mu yani? Tabii ki. aynen öyle. Zaten uzun zamandır Türkiye'de e, parlamento e, bir anlamda işlevsel e, iş, işlevselliğini kaybetmiş. Parlamento AK Parti ile beraber zaten e, yasama organı hüviyetinden çıkarak bir kişinin dediğini yapar hale gelmiş. Hatta <laughs> kanunları bile hep torba yasalarla tabi Tabii torba yasalarla çıkardılar. İçinde ne olduğunu bilmeden çıkardılar. Birçok itiraflarına şahit olduk biz bunların. Bir de şimdi işte görüyorsunuz bu e, başkanlık sistemiyle e, ilgili çalışmaya da nasıl hepsi boş kağıda imza attılar ve e, CHP'nin çıkardığı ortaya çıkardığı o ucubeyi hepimiz iki gündür yaşıyoruz. Dünden bu tarafa hı -hı, daha doğrusu. Hı -hı. Nedir? Maddelerini değiştiriyorlar ve e, kamuoyuna açıklanan, gruplara gösterilen, e, gönderilen e, taslakla sonradan e, yayınlanan taslak arasında maddelerde farklılıklar ortaya fark çıktı var. tabii ki. Dolayısıyla neye imza attığını bilmeyen arkadaşlarımız var ve o arkadaşlarımız maalesef e, parlamentoyu bir anlamda e, yok edecek e, bir e, maalesef çalışmaya da destek vermiş oluyorlar ve Türkiye'de parlamenter sistem MHP'nin ısrarlı bir şekilde parlamenter sistemi muhafaza edeceğiz demesine rağmen... Bunu niye yapıyor Milliyetçi Hareket Partisi? Bahçeli diyelim daha doğrusu yani vallahi, MHP demeyelim. Bunu, Lider bunun üzerine Bahçeli çok, bunu niye çok, yapıyor? Çok kafa yoruyoruz bunun üzerine. Niye yapıyor? Çünkü biz Sayın Bahçeli'nin vatanseverliği konusunda hem fikirdik, öyle bir şüphemiz yoktu. Sadece kabiliyetleri konusunda artık endişelerimiz oluşmuştu ve bu bir hükme dönüşmüştü. Ama artık görüyoruz ki sanki adeta Sayın Bahçeli kendisine karşı partisi içinde başlayan ee, ...değişim hareketine ve bu değişim hareketine iller, ilçeler çapında yapılan... ...hatta belediye başkanları düzeyinde yapılan destek karşısında inanılmaz şekilde şaşırdı... ...ve bunun olmayacağını zanneden Bahçeli baktı ki tabanın e, büyük bir e, çoğunluğu... ...kademelerdeki yani il, ilçe başkanlıklarındaki delegeler gibi belediye başkanlıklarındaki insanların... ...büyük bir kısmı ki 3'te 2'ye tekabül etti. Bunlar değişim istiyor. Adeta şimdi eee intikam hissiyle hareket ediyor ve bakın bunu çok e, özellikle söylüyorum. Nasıl bir yani partisinden adeta intikam alırcasına davranıyor. Niye? Yani o zaman MHP'nin milletvekilleriyle bu konuyu konuşmalıydı. MHP'nin il başkanlarıyla bu konuyu konuşmalıydı. Ha konuştum diyecektir. İl başkanlarıyla toplantı ama il başkanlarıyla kendisi konuştu. Bir takım il başkanları e, özgürce düşüncelerini söyleyebildiler mi? Orası bir tartışma platformuna dönebildim? Hayır. Türkiye'nin her tarafında bütün e, parti teşkilatlarında bu başkanlıkla ilgili çalışmaya karşı büyük bir reaksiyon var. Şimdi ben bir, de anlamaya çalışarak is, soruyorum. Evet. Bazı e, MHP'lilerden aldığım şey şu, izlenim şu bizim de bilmediğimiz bir şey var Bahçeli'nin bildiği. Onun için böyle diye. Yani seferberlik dedik ya hani bir şey evet. var, bir şey oluyor. Nedir? Ya Türkiye eğer Ama Türkiye... söylenmesi gerekmez mi? Bu topluma Tabii ki böyle yani... iki kişinin karar vereceği bir şey mi? Eyvallah. Bu? Sayın Bahçeli de zaten onu söylüyordu ısrarlı bir şekilde. Ne diyordu geçmişten bu tarafa? Anayasa değişikliklerinde bile anayasalar toplumsal mutabakat metinleridir. Halktan bir şey saklamayalım diyordu. E bugün kendisi saklıyor ve kendisi önderlik ederek halkın bir Rejim değişikliği olarak baktığı ki biz de öyle bakıyoruz. Dolayısıyla e, parlamenter sistemin bir anlamda üfürüleceği, ortadan kaldırılacağı, en azından temellerine dinamik konacağı bir sisteme e, önderlik ederken hem halktan hem parlamentoda seçilmiş milletvekillerinden bunu saklamanın ne anlamı var? Demek ki ortada e, saklanılanlarla, millete e, bir şekilde örülen duvarlarla e, iki kişinin hedefi var. Burada bugüne kadar hedef Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir makam hedefiydi. Ama şimdi Sayın Bahçeli'nin de bir hedefi var burada anlaşılan o. Yani ülke ile ilgili e, risk varsa, ülke ile ilgili endişeler varsa bu endişeler bütün milletindir. Çünkü e, ortamda terör ortamında can veren bu, bu milletin evlatları. Ekonomik Hepimiz anlamda uyuyoruz. canı yanan bu milletin hı. evlatları, ekonomik anlamda. Siyasal anlamda belirsizlik girdabına düşerek gelecek endişesini taşıyan bu milletin evlatları. Dolayısıyla ceremesini, faturasını ödeyen millet. Milletin kendisi, milletin sosyal dilimleri. Ee, ama bu milletin e, sosyal dilimleri bu ceremeyi öderken, bu faturayla e, çok ciddi bir endişe taşırken... ...bu millete önderlik etmekle mükellef, bu milletin sorunlarını çözmekle mükellef... ...parlamentonun e, içerisinde Hı. bulunanların da elini kolunu bağlayarak... ...iki kişinin önderliğinde, iki kişinin kafa kafaya vererek adeta... Kurduğu oyunla bir bilinmeze gitmek çok acı bir şey. Çok yani acı. bakıyorsun biz Beşiktaş'ta bile daha e, patlayan bombaların olduğu yerde halkımız kaldı. Diğerleri ne yaptı? Diğerleri makam arabalarına eskortlarla e, ve korumalarla, koruma zırhıyla e, tanzim, e, tanzim edilmiş e, araçlarına binerek çekildiler. Gittiler. Halk nöbet ve tutmaya halk, devam ediyor. Halk orada nöbet tutmaya devam Naziz ediyor, acısını yaşamaya devam ediyoruz. ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi referandum meclisten geçer benim gördüğüm evet. kadarıyla diyorsunuz ve halktan geçmeyecek diyorsunuz. Asla çok halktan geçmeyecektir ve halkta karşılık bulmayacaktır. Türkiye böylece bir rahatlamanın içerisine girecektir inşallah. Evet halk yanıtını verecek. Bizim de ümidimiz o ama e, şu da var riskli e, umarız mecliste yine de ümit taşıyalım Tabii yani. ki onu e, muhafaza ediyoruz ve inşallah umut edelim ki hem AK Parti içinde hem MHP'nin içindeki milletvekilleri bir dik Değerlendirmeye duruş Değerlendirmeye dahi Tabii, değmeyecek. Evet, bir taslak evet, bir bu. dik duruş gösterir de ilk defa uzun zaman sonra e, sokaktaki insanlarımız da parlamentodaki milletvekilleriyle bir gurur duyarlar evet, ve o tarihe inşallah. geçeceklerdir onlar. Umuyoruz, umuyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz, ee, sevgili izleyiciler saat başında sıcak gelişmelerle karşınızda olacağız günün ilk haberleriyle. Şimdilik bizden.